Metsa kanalından herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda bir sezon boyunca Trabzonspor kariyeri yapacağız ve Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzonspor'a nasıl bir verim sağlayacak, neler katacak bunu göreceğiz. Şöyle hemen kadromuza gelelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Trabzonspor'un kadrosundayız. Santropor'da ona açı var. Bu videoyu çektiğimde tarih 9 Eylül arkadaşlar ve ben az önce bir haber okudum Twitter'da oyuncunun İstanbul'a görüşmelere gelip ardından Trabzonspor'a katılacağını, Trabzon'a gideceğini gördüm. O yüzden Santrapor'a getirdim. Umut Bozok yerine burada oynuyor. Sağ kanata Nikolas Pepe'yi getirdik arkadaşlar. Yediği Vişçe şöyle görmüş olduğunuz gibi. Aslında bu videonun asıl amacı Nikolas Pepe Trabzonspor'a neler katar. Bunu görmek olacak. Kendisi çünkü gerçek hayatta Beşiktaş'ın isteyip alamadığı bir oyuncu Beşiktaş'ta bu alamadıktan sonra Galatasaray'a transfer çalımı atarak Raşika'yı aldı. Trabzonspor'da Beşiktaş'a transfer çalımı atarak Pepe'yi aldı arkadaşlar. Değişik bir döngü oldu. Bakalım bütün oyuncular gerçek hayatta nasıl bir verim yapacak? Bizleri neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Biz de hemen oyunda Pepe'nin neler verebildiğini görmek için bir video çekmeye karar verdim. Şurada Fontas var. Ofansif forvette oynuyor. Sol kanatta Orsiç var. Orsic gerçek hayatta sakatlandı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sezonu kapattı biliyorsunuz. Umarım tez zamanda toparlar değilim. Ryan Baniya burada. Buraya merkez ofansif orta sahanın arkasına. Merkez orta saha olarak Donny van de getirdim arkadaşlar. Transfer haberi olarak burada aslında Batista var. Kurbelis var ama ikisinin doğruluğu çok düşük. Ve ben de yine haberlerden birisi olan Trabzonspor, Donifan, Debek'le ilgili gördüm ve transfer etmek istedim arkadaşlar. Geriye kalan oyuncular da bu şekilde. Kadromuzun overall'ları bir Eren Elmalı 70 overall'da. O kadar yani geride kalan oyuncularımızın overall'ları iyi bence. Yedeklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hatta Batista Mendy'yi yukarıya çıkartalım. Enis Bardi yerine. Berat Özdemir'i falan da getirdik. Kendisi de burada görüyorsunuz. Bakalım gerçek hayatta bu kalıbı tamamen kurulacak mı? Kurulursa da nasıl bir verim edecek? Bunu göreceğiz. Biz ise hemen oyunda bir sezon simüle edeceğiz arkadaşlar. Şimdi FIFA 2023'te olduğumuz için ben bir sezon ilerletmedim arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Şuradan Avrupa ligine gelelim ve biz Avrupa ligindeyiz arkadaşlar. Grubumuzda şöyle göstereyim size Monaco, Ferencvaros ve Sparta Prag. Bakalım. Trabzonspor'un yeni transferleri Avrupa'da nasıl bir katkı sağlayacak hem bunu da görmüş oluruz. Ben Nicolas Pepe'nin ne verim vereceğini gerçekten çok merak ediyorum. Şahsi düşüncem kafasını futbola verirse gerçek hayatta 10 gol 10 asist yani 10 onu aşacaktır diye düşünüyorum. Hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Oyunda ise gelelim Ocak 1'e doğru hatta Ocak 2'ye doğru simüle edelim. Dostluk maçları aldık. Premier Lig'den takımlar var görüyorsunuz. Southampton'ı yendik. Leeds United'ı yendik. Brighton'a yenildik. Olur öyle şeyler. Takım birbirine alışıyor. Ümraniye'yi 3-2 yeniyoruz ligde. Peşine Ankara Gücü beraberliği olmadı. Bu arada Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferleri güncel arkadaşlar. Diğer takımların transferleri güncel değil. Haberiniz olsun. Bir tek Galatasaray mağlubiyeti ve Ankara Gücü beraberliği var. Yani şu an derken Antep'de e bir beraberlik verdik. Sivas Spor maçı kazanıyoruz. Avrupa maçına giriş yaptık. Şimdi 3-0 ya yeniyoruz Sparta Prag'ı. Evet beraberlikler kötü. Kasımpaşa'ya falan yeniliyoruz yani. Böyle şeylerin olmaması lazım. Ama umarım Pepe bu maçlarda gollerini atıyordur. Asistlerini yapıyordur diye düşünüyorum. 2-2 Antep'le. Pardon Antalya'yla. Monaco'ya yenildik. Konya'ya yenildik. Çok değişik takımlara çok değişik puan kayıpları yaptık. Sakat mı var acaba diye düşünüyorum. Çıkıp bakmak istemiyorum açıkçası. Geliyor. 4 attık. Evet, Avrupa'da iyi başlayıp kötü gittik arkadaşlar. 2-0 yeniyoruz Ferencváros'u. Neler yaptığımızı hep birlikte göreceğiz. Spor'da yendik. Yani ligde dördüncü yüzdür diye düşünüyorum. Avrupa'da da bilmiyorum yönetimde aramız iyi gözüküyor aslında. Kadromuzda bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Herkes pırıl pırıl yeşil. İyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. PP aynı obrulda kalmış. Şöyle gelelim puan durumu bakalım. Evet dördüncü yüz ama Üç puan fark var liderle. Çok fazla bir fark değil. Geçebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biz Trabzonspor'uz. Karadeniz fırtınasını estirip bir an önce şu 3 takımı altımıza alıp liderliği alırız diye düşünüyorum. Türkiye Kupası'nda kimle eşleşmişiz? Kayseri Spor'la eşleşmişiz. Avrupa Ligi'ne bakalım. Burada yokuz. Çıkamadık demek ki arkadaşlar. 8 puanla 3. oluyoruz. Monaco 8 puanla 2. oluyor. Averajımız da bizim daha fazla ama ikili averajdan onlar çıkmış. Yapacak bir şey yok. Zaten gerçek hayatta Avrupa yok. O yüzden... Pek fazla diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. O zaman çıkalım. Şöyle kadromuza son kez bir bakalım. Eksik yedik var mı? Yedekler ne durumda? Evet Vizca x3 almış. Bu bizim için iyi. Orada Pepe oynayacaktır demek bu. Geriye kalan oyuncular da bu şekilde. O zaman hemen takvim ekranına geçelim beraber. Şöyle gelelim. Konferansa düşmüşüz bu arada. Konferansa düştüğümüzü unuttum. Şimdi o maçı o zaman takvim ekranından simüle et etsin. Evet galibiyetler geldi diyecektim ki ilk sezon 4 attığımız takım 2 2 aldık yani orada. Kupada ilerliyoruz. Adana Demir maçı 3-2 yendik. Alanya'yı yeniyoruz. Galatasaray 5-0 yeniliyoruz Galatasaray'a. Galatasaray belki transfer de yapmıştır o kadar transferin üstüne. Evet, konferanstan elendik arkadaşlar. Amacımız şu an için sadece lig kaldı galiba. Kupadan eledik mi bilmiyorum. İlk maçın sonucunu hatırlamıyorum. 2-1 miydi? Umarım elemişizdir çünkü kupayı da almak istiyorum bu kadroyla. Evet, kupada da Galatasaray gelmiş yine karşımıza yarı finalde. İki maçta da yenmişlerdi bizi. Konyayı yeniyoruz. 1-0 yeniliyoruz Galatasaray'a. Bakalım ikinci maçta iki fark atabilecek miyiz? Fener maçına olduğunda çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü iyi galibiyetler aldık şu ana kadar. Evet, Galatasaray bizi çok yendi. Umarım kupaları almazlar diyelim. Ve geldik 1 Haziran'a. Yönetimle aramız açılmış görüyorsunuz sol yukarıdan. Kadromuz ise pırıl pırıl. Yani herkes oynamış görüyorsunuz. Hepsi artılarda. 79 artı 4 oynuyor Pepe. 78 artı 5 oynuyor Onu Açuk. Geriye kalan oyuncularımız da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Eren demiş olduğum gibi bir en düşük overall'da kaldı. Bir de Larsen 74. Geriye kalan oyuncularımız 76 ve üstündeler. Uğurcan Çakır da 81 olmuş. Şöyle merkeze gelelim. Ve ikinci olmuşuz. Evet Galatasaray kadroları çok güçlü gerçekten ve bize birlikte neler yaptıklarını, kupada neler yaptıklarını hep birlikte gördük. Yapacak bir şey yok. Beşiktaş 3. olmuş, biz 2. olmuşuz. 23 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet almışız. 70 gol atıp 46 gol yemişiz. 24 averajla tamamlamışız arkadaşlar. Şöyle Türkiye Kupası'na bakalım. Kupaya da Galatasaray almış burada yine. Bizi burada toplam skorda 4-1 gelmişlerdi biliyorsunuz. Avrupa Ligi'ne kim aldı ona bakalım. Fenerbahçe finale gelmiş. Finalde 3-3 kalmış ama penaltılarda kaybetmiş. Bizi eleyen takım burada yoktu. Bizi eleyen takım Konferans'taydı. Ona bir bakalım. Biz burada Anderlecht'e elendik. Anderlecht ise Basel eleniyor son 16'da. Yapacak bir şey yok. O zaman ofise gelelim hep birlikte. Şuradan oyuncu istatistiklerine bakalım. Evet bizden Onaçu dördüncü sırada ama 23 golle zirvede. Ceko, Tadic, Icardi, Onaçu hepsi 23 atmış arkadaşlar görüyorsunuz. Gayet iyi verim yapmışlar. Onaçu da acaba gelecek mi yani ben gelecek diye okuduğumdan ötürü aldım. Asistlere baktığımız zaman evet videomuzun yıldızı Pepe burada ikinci sırada. 9 asistle Nicolas Pepe. Clean de Uğurcan zirvede görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle hızlıdan bir Avrupa'ya da bakalım. Sonuç itibariyle orada da mücadele ettik. Asistlerde yokuz. Golde yine yokuz arkadaşlar. Şöyle aşağılara iniyorum. Evet görünürde yokuz. O zaman çıkalım kadro merkezimize gelelim. Ve orada ekranı kapatalım. Videomuzu bitirelim. Uğurcan Çakır toplamda 13 clean almış arkadaşlar. Biraz az 16-17 alabilseydi ligde bir şansımız olurdu. Olsun yapacak bir şey yok. Her zaman zirveyi oynayacağız diye bir kural yok arkadaşlar. Buradaki amacımız yeni transferlerin neler vereceğini görmek. Onu açu 29'a 8 oynamış görmüş olduğunuz gibi. iyi bir verim yapmış 37 verim çok iyi. Fontas 13'e 8 oynamış 21 verim yapmış. Orsic 11'e 3 oynamış. Onu Trezege kesmiş bazı maçlarda. Nicolas Pepe 5 gol 10 asist oynamış arkadaşlar. Ben gerçek hayatta çift tanelere ulaşacağına inanıyorum. 10 gol 10 asist yapacağına inanıyorum minimum. Bunu bize zaman gösterecek. Şöyle Ryan Bania da defanstan 2 gol atmış. Bu arada videonun başında söylediğimi bilmiyorum. Kendisi FIFA 23'te 63 rating ben onu kendi 75'e çıkarttım. Sağdan görüyorsunuz artı 12 aldığını. Bunu yapma amacım da gerçek hayatta ilk 11'e alınmış olmasıydı arkadaşlar. Dansville'in onu kesmesini istemedim diyecektim ama yine kesmiş 72 orulayla. Yapacak bir şey yok. Yani videomuzun asıl amacı Pepe'nin nasıl bir verim yapacağını görmek. Diğer oyuncuların nasıl bir verim yapacağını görmek. Donny van de bir bakalım hemen. O da 33 maçta bir gol 4 asist oynamış. Yani şimdi oyunda Overall'lar birbirine yakın olduğundan ötürü oyuncular birbirini kesebiliyor. Ama gerçek hayatta hocanın kararı neyse oynayacağı için bu oyuncular gelirse eğer çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum Trabzonspor'un. Nenat Bielik hoca da iyi bir hoca. Onu biliyorum. Bakalım neler olacak bize bunu zaman gösterecek. Bizim videomuzun amacı buydu ve oyuncuların neler verdiğini gördük arkadaşlar. Eğer ki varsa bu tarz video fikirleriniz yorumlara belirtin. Arkadaşlarınızı dağıtın. Sizler abone olmadıysanız abone olun. Kanalımızı hep beraber büyütelim arkadaşlar. Bu tarz videoları beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.